Baya kolaymış burasını yapmak ya. Şimdi bir dakika, nazar değdi bir saniye. Oldu mu? Nasıl? Evet. Geçen sipariş ettiğim resimler gelmişti Desenio'dan. Ama koyacak yerim yok diye bu çerçevenin içine hepsini sıkıştırdım. Annemlere de iki tane aldım. Şimdi İstanbul'a gitmeden onlara hediye edeceğim. Bu da kaç? 2020'de ilk geldiğim sene almıştık ev için. Birazcık sıkıldım, o yüzden değiştireceğim şimdilik. Yeni aldığımı kullanacağım. Muhtemelen bu bulut buraya geliyor olacak. Çok fazla yakınım. Bu da yukarıda galiba. İlk kitaplığı kurduktan sonra böyle alelacele yerleştirmiştim. Böyle renkleri yine bir tık göz önüne alarak tabii. Ama böyle sadece kitap olsun istemiyorum. Birkaç böyle biblomsu hafif dekoratif şekilde düzenlemek istiyorum. Bu tabloyu da geçen sefer çerçevenin içine yerleştirirken yansıyor galiba. Göstermiştim. Yanındaki arkadaşımın aldığı, öylesine yerleştirdim. Hani böyle kalmayacak muhtemelen. Bunu girişe hatta düşünüyorum. Ayakkabılık almadık hala. Onun üzerine belki olabilir. Asılabilir. Ama şimdilik buraya koyacağım. Bu kitapları düzenlerken hep video çekerim diye düşünüyordum. Şimdi tekrardan aşağı indireceğim. Ondan sonra minik bir tane biblo var. Onu getireceğim. Aslında içinde yapay çiçek de güzel olur ama evde şu anda öyle bir şey yok. Neyse, bakalım. Şunun için çerçeve almak istiyordum. Bir gün Ikea'ya gidersem. Şimdi elimdekiler bir adet kuş biblosu. Bir adet tatlı kutu. Bu da doğum günü hediyesi gelmişti. Böyle doğum günü pastası şeklinde mum. Bunu aslında çıkartabilirim. Çıkartayım değil mi? Böyle koymayayım. Böyle. Tam bitirdim, baktım kamera çekmiyormuş. Meğersem hafıza kartında yer dolmuş. Yani şimdilik böyle kendi kendime bir düzenleme yaptım. Memnun muyum? Çok hayır. Alt taraf galiba yamuk gidiyor. Ay. Dokunursam düşüyorlar.
Böyle bir sabitleyici şey almam lazım ya da yanlarına daha ağır bir vazo gibi bir şey koymam lazım. Bu tepesi de tamamen geçici şimdilik. Onlar duvara asılana kadar. Bu yerde de çirkin internet kablosu. Bu da yine geçici bir tablo. Bu sevdiğim tatlı şışıkta. Burada ama kabloların yanında. Akşam buradan çok tatlı bir ışık verdiği için bunun yerini değiştirmedim ama şu kabloları nasıl saklayacağım bilmiyorum şimdilik. Küçük vitrin şimdilik bu kadar. Büyük vitrini göstereceğim ama hazır olun çünkü çok karışık, çok saçma. İçinde anlamsız anlamlı her şey var. Buraya başka bir gün el atacağım. Bunu muhtemelen içini değiştireceğim. Böyle kendim çıkarmıştım. Pinterest'ten böyle ücretsiz bulmuştum. İndirmiştim resmi. Bir de bu tatlış geçen gün yine gösterdiğim bulut var. Bu tarzda yapılan böyle gerçek eserler çok güzel aslında. Albertina Müzesi'nde vardı. Bu da duvara asılacak ama şimdilik yeri yok. Şimdi diğer videodan beri ne koltuğu düzgün gösterebildim böyle ne de bir takım yenilikleri. Aslında halıyı görmüş olduğunuz şeyi yaparken, kitaplığı yaparken. En son bunda karar verdik. Rafi'nin halı zevkiyle benim zevkim uyuşmadığı için böyle bayağı cebelleştik hangisini alalım diye. En son orta noktada buluşup Ruggable'dan sipariş ettik. Çamaşır makinesine atıp yıkanabiliyor ama biz boyutunu bayağı büyük seçtiğimiz için muhtemelen bizim çamaşır makinesine sığmayacak. O yüzden hani fark ediliyor mu bilmiyorum ama koltuk da halı da bayağı büyük. Halının altında bu arada hem kaymaması için hem de böyle birazcık yükseklik veren, yumuş yumuş yapan her neyse artık adı bunların ondan var. Ondan sonra yoksa halı kendisi yani tek bu alındığında bayağı ince olur diye düşünüyorum. Ama biz sevdik. Şimdilik masa bu tarafta, pencerenin yanında. Büyüttüğümüz zaman bu tarafa doğru açıyoruz. Şimdilik böyle kullanıyoruz masayı birazcık daha geniş olsun diye ortası. Şu çiçek yeni köyden geldi. Kendisi şu tarafa doğru eğilme eğiliminde. Acaba bir sopayla tuttursak mı bilemiyorum. Hani ben çok çiçek konusunda uzman değilim ama bu konuda sizden yardım alayım. Rafi de şey diyor hani köyde de duruş şekli yüzünden güneşe doğru eğiliyor ama zavallı hani daha ne kadar eğilecek bilmiyorum, tırsıyorum da. Aslında az önce gösterdiğim o yuvarlak lambayı buraya alabilirim. Buraya birkaç tane daha çiçek ekleyip ya da belki hani küçük bir vitrin de olabilir. Emin değilim yani burası böyle tamamlanmadı. Hala daha birçok yerde olduğu gibi evin. Diyeceksiniz ki ama Göksu bu nedir? Çok spontane bir şekilde en son dedim ki yeter alıyorum dedim bilet. Birkaç gün okula ekerim. Ondan sonra işi hallettim. İnşallah gidiyorum. Hatta biletimin gününü değiştirdim. 3 gün daha fazla kalacağım Allah izin verirse. Trafik gelemiyor maalesef. İnşallah yaza onunla birlikte. Hatta İstanbul yanında başka bir ilimizi de düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı. Ha demin söylemedim. Bu puzzle, zavallı puzzle hala daha burada. Bu deprem sonrası hiç sosyal medya haberler vesaire görmek istemediğim için dedim hani bir şey alayım beni oyalasın. Oyaladı ama kendisinin çerçevesi yok şu anda. Şey sipariş ettim, o geldi. Puzzle yapıştırıcısı. Ama dedim hani çerçeve gelince yapıştırayım. Hala daha çerçevesini bekliyor zavallı. Hatta şu yanlarından kırılmaya başladı. Çok güzeldi ama. Ben puzzle yapmayı çok seviyorum. Bu da çok kolaydı. Böyle renkli olduğu için. Şubat ayında yılbaşı ile alakalı puzzle yapmış oldum. Bu video muhtemelen çok kısa olacak ama çok uzatıp arayı açmadan hani sık ama kısa süreli video yüklemeye çalışacağım. İstanbul'a çünkü hem laptopu götüreceğim hem de kamerayı belki orada çekip hani yükleyebilirim diye düşünüyorum. Ramazan da olduğu için belki daha iyi olur hani böyle iftarı beklerken izlenecek şey çıtır çerez video. Son bir şey daha unuttuğum, diğer videoda söylemediğim. Aslında diyorum hani açıklayacağım. Saçım yandı falan diye 31 Aralık gecesi. Unutmayacağım asla bugünü. Gerçekten masada böyle o anda da yalnızdım. Rafi yoktu. Ben böyle mum vesaire çok seviyorum. Friends'in şeyini izliyordum. Bu son böyle birleştikleri seneler sonra çektikleri şey var ya program. Onu izliyordum. İşte masaya böyle mumumu yaktım falan. Banyo yapmışım işte yeni yıla. Kendimce ritüelim hazırım. Temiz temiz gireceğim vesaire.
Sen mumun üzerine eğil. Benim saçlar yani neresi yandı? Tam emin değilim hani gösteremiyorum tam şurası yandı diye ama şu arkadan şöyle bir tutam. Bayağı dumanlar çıktı. Ben elimle söndürdüm. Bayağı yandı. Yani direkt böyle bakınca anlaşılmıyor ama yandı. En çok da aradaki kahverengi saçlarım yandı. Sarı yanmadı. Bilmiyorum hani kimyasal olarak bunu nasıl açıklayabiliriz. Rafi şey dedi hani zaten diğerleri belli bir işleme maruz kaldığı için daha dayanıklı mı oldu? Bilemiyorum artık. Sonuç olarak saçım bayağı yandı. Ondan sonra da hani kestireyim kestireyim. İşte Mart'ın sonuna geldik. Türkiye'ye kaldı en son. İşte dedim madem öyle bileti de aldıktan sonra Türkiye'de kestirelim. İşte son yılbaşı gecesi olduğu için hiç unutmayacağım sanırım saçımın yanma hikayesini. Çok kötü koktu bir de. Yani dedim tekrar mı yıkasam? Ne yapayım? Koku geçecek mi? Böyle biraz hüzünlü bir şekilde girdim yılbaşına. Saçımı da yakmadım demem. Bir kere daha olmuştu küçükken ocakta ama anneannem böyle hemen şey hiç de bana söylememişti. Ne oldu falan demiştim. Bir şey kokuyor. Yok yok bir şey yok falan demişti korkmayayım diye. Böyle bayağı da kestirmeyi düşünüyorum çünkü sarı çok zor. Hem bakım istiyor hem şey istiyor. Böyle düzleştirmeyince ya da lüle lüle şey maşa yapmayınca kötü duruyor yani güzel durmuyor. O yüzden şu kadar tabii şu kadar gitse anca. Bir de şuralarım da kötü olduğu için anca perçem kahkül değil de perçem kahküle sanırım dayanamam. Perçem kestirmek zorunda kalacağım. En son kestikten sonra şey demiştim aynaya bakıp Göksu ileride bir gün perçem kestireceksen şu anı hatırla kestirme. Çünkü dedim sen yapamıyorsun, rahat bir insansın. Kulağının arkasına gelmeyince, tutturmayınca sinir oluyorsun. Ama maalesef eski Göksu'yu kızdıracağız. Başka türlü sağlıklı uzayamaz diye düşünüyorum yoksa. Öyle. Bir açıdan da iyi oldu ama sarı yaptığıma ya da şeye memnunum. Çünkü beyazlarım çok böyle şakaklarımdan falan çok çıkıyor. En azından onlar böyle çok göze batmıyor. Bayağı da konuştum. Böyle ben yarın sabah inşallah İstanbul yolcusuyum. 10.45'te uçağım var. Dün gece havalimanına gidiyordum rüyamda ve pasaport unuttuğum için bir takım yani girdim o şey yolculuk ne derler havasına. Bir sonraki video o zaman inşallah İstanbul'dan olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.